Selam millet, Dedeli Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. XCOM bilinmeyen düşman oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle araştırmayla bakalım. Çok güzel araştırmada alaşım topumuz var. Parça üret sat da bir şey yapmayacağız. Direkt aktivite tarayalım biz. Alaşım topu bitmiş. Yeni araştırma hata. Evet, tahmin ettiğimiz gibi saldırı timinin kullandığı shotgun. Pompalı tüfek yerine kullandığımız şey. Plazmada bir şey yoktu zaten onun için. Plazmada herkesin silahı varken ona bir şey koyamamıştık. Böylece bunu... Bu ne be? Araştırma projesini değiştir. Plazma topu. Psychic zırh. Archangel zırh. Psychic zırh diyelim bakalım. Kışlada da şöyle bir askerlerimize bakalım. Çok güzel. Kimsede sorun yok. Psychic zırh da bitti. Ne güzel ya. Kimse bize... Şey yapmıyor. Salça olmuyor. Hayalet zırh var bir de. Görünmezlik sağlayan. Hadi plazma topunu araştıralım o zaman. Firestorm'umuz da bitti. O zaman ben hangardan bu Firestorm'a mühimmat düzenle deyip EMP topu takayım. Şöyle bir bakayım. O bizim bu... Vay arkadaş. EMP topu olmayan bir tane daha gemimiz varmış. Araştırmalar kütür kütür bitiyor peş peşe ya. Uzun menzilli ve yüksek hasar gücüyle donatılmış bu yoğunlaştırılmış plazma topu ideal bir anti UFO silahıdır. Tamam kardeşim, ben bunu bir daha yapacağım. Ama önce... Oo, konsey raporu geliyor. B. Şöyle görevlere bakarsak, düşürülen ufalar, durdurulan terör görevleri, engellenen kaçırmalar, fırlatılan uydular, tamamlanan araştırma projeleri, baskın yapılan ufalar. Evet. Biz B'yi hak etmişiz. Ama 1740 kredimiz oldu şu anda. Mühendislikte hemen bir şeyleri kontrol etmek istiyorum. PC zırh. Bir tane üretelim bundan. Bir tane denemek için en azından üretelim. Ağır plazma. Evet. Heavy'lerimizin ağır plazması yok. İki tane bundan üretelim. Alaşım top. Saldırı takımlarımızın da bu silahından yok. İki tane bundan üretelim. Zaten mükemmel oldu. Dökümhanede var mı? Abi bir tane de ağırlaştırılmış silah platformu yapalım. Gelişkin olarım, şiv lazer, şiv onarım. Bunlara gerek yok. Hayalet uydular yok. Artık bu saatten sonra yapmasam da olur onları. Araştırma projemiz var. Mühendislik var. Kışla hangar. Gemi listesini bir görüntüleyeyim. İblis 5'i transfer et. Buraya diyeceğim ama edemiyorum. Buradakini de transfer et. Buraya onay. İblis 5'i transfer et. Buraya onay. Evet. Bu ikisi yer değiştirsin. Şimdi aktivite... Konuşamadım. Şimdi aktivite tara diyecektim. Hemen gidip arkadaşı EMP topuyla vurup düşürelim. Oo, büyük bir UFO galiba. Evet, büyük bir UFO. Atlat diyelim. Mükemmel oldu ya. Sky Ranger gönder. Çok ağır bir direnişle karşılaşacağız bu oyunda. Şimdi hızlıca ekipmanlarımızı yerleştirelim. Plazma. Geri kalan her şeyi mükemmel. Birimi düzenle. Ekipmanlar. Plazma. Jölerim de plazmayı aldı. Şimdi kardeşim bir destek birimi yeter. Birimi temizle. Nerede benim Hildeler senin? Gel buraya. Birimi düzenle. Ekipman. Şimdi iskelet giysisi var Hilde'nin üzerinde. 3 sağlık bonusu veriyor. Psionic zırh 6 sağlık bonusu veriyor. Kuşatana psionic saldırıları ve savunma için 30 birim irade arttırması yapar. İradesi 74. İradesi çok oldu. Oh. Hey maşallah. Korkunç bir canlı oldun sen Hilde ya. Albay Yamada kabuk zırh.
Medikit, uzaylı el bombası. Sen de tamamsın. Jamal, gel bakalım şimdi. Kabuk zırh neydi? 4 sağlık bonusu. İskelet giysiler neydi? 3 sağlık bonusu. Allah Allah, titan zırh mı versem ben bunlara göreve göndermeden ya? Titan zırh kaç? 10 sağlık bonusu. Neyse, bunları çok önden göndermeyeceğiz o zaman. En azından bu oyun için. Şöyle alaşım topunu verelim. Tabancamız var. Ark atıcımız da olsun hadi. Çavuş. Hadi kaptın alaşım topunu daha. Çavuş ha çavuş. Çavuş çavuş halinde kaptın. Sizin nişancılığınız kaç? 75. 75. Neyse, hiç yoktan iyidir. Çavuş başlatalım. Çok büyük bir savaş bizi bekliyor büyük ihtimalle. Büyük bir gemi düşürdük çünkü. Bu sürede zaman geçiyor hızlı hızlı. İblis 2 de hazırlandı. Saldırıyı başlat. Neyse, buradan güzel materyale döneriz şimdi biz. Kesik tahtı. Abicim neyi nasıl Türkçe'ye çeviriyorsunuz ya? Kesik taht mı acaba? Bunun kesik tahtı dediği. Şimdi bu hayvani bir gemi. Biz bir oyunumuzu kaydedelim şöyle de. Oyunun sonlarına yaklaşmışız zaten. Gider ayak böyle bir sakamet gelmesin başımıza. Japonum, önden git. Korunma modunu aç. Jölelim. Sen de öbür tarafa geçip aç. Çok güzel. Alaşım topluları onların yanına geçsin. Ama çok da yanına geçmesin. Sonra el bombası atıyor. Utanmazlar. Keskin nişancı. Nereye gelebiliyorsun? Hadi ilk tur yürüyeyim ya. İlk tur büyük ihtimalle hiçbir şey yapmaz bunlar. Support sen geride dur. Sen sakata gelme. Diğerleri gelirse sen onları ayaklandırırsın da sen sakata gelirsen kimse sana hiçbir şey yapamaz. Hop. Çifte ıska. Süper bir başlangıç. Bunlar bizim bildiğimiz tipsizler. Sen vur onu. Sen koçsun, vurursun. Oh, 8 hasar. Vallahi acımadı adam ya. Support maport değil. Bu adamlar, bu Japonlarda iş var arkadaş. Vallahi iki Japon, bir heavy, bir support adamları yürüme turunda hallettiler. Oo. Ama ben size kıyamam öyle durursanız. Böyle durursanız ben size kıyamam. Veririm roketi. Mis gibi ya, şuna bak. Önlerinde hiçbir koruma kalmadı. Ya önlerinde hiçbir koruma kalmadığı halde adamlar nasıl bu kadar yüksek, şey, düşük ihtimalle vurulabiliyor? Nasıl dayanıklı adamlar bunlar ya? At gibiler. Aslan parçası, şuraya doğru bir yürü bakayım. Kimleri görüyorsun şimdi? %72, %64, %14, %10, %72'liye bir tane vur. İşte bu sana hiç yakışmadı. Bu sana hiç yakışmadı. Sen bir de göğe daha rütbe atlayacaksın. Ben şu uzaktakini indireyim. Bu böyle olmaz. Bu kadar çok otomatik silahlı adam hayır alamet değil. Bu kadar çok otomatik silahlı adam adamı üzer. Bundan başka bir de support'um mu kaldı benim? Peki ben onu support'la vurmayı denesem sen nereye kadar koşabiliyorsun? Hiçbir yere. (Gülüyor)
Support öldür şunu, hiç bizi yorma. Vallahi öldüremedi ya. Peki sen beyin gücünü kullansan şunda. Hadi üzme bizi. İşte be Jamal be. Artık bir zahmet ıskala. Hay maşallah ya. Iskalamak adamların kitabında yok. Hop bir de bunlar çıktı. Evet. En yakındaki bazukalı adamım neredesin? Bas bazukayı şöyle. Mükemmel bir atış. Olayınız nedir sizin? Yürüyeceğiniz mi? Yok. Diğer bazukalı adamım galiba oralar artık onun için yalan, evet. O buraya atsın bazukayı. Bu bazuka galiba güdümlü bilmem ne atıcısı falan diye bir tane keşif var ya. Bu bazukanın düzgün versiyonu o. Benim artık onu bir an önce almam lazım. Onu bir an önce almazsam eğer sakattayım. Keskin nişancı. Neredesin keskin nişancı? 75. 55. 55. Bunlar ne biçim rakamlar ya. Şuradan bir 75'lik temizle bari. 10 numara şaheser. Hilde Larsen hiçbir zaman bizi üzmüyor ya. Hilde Larsen o ya da bu şekilde hamlesini yapıyor. Senin el bomban yok tabi değil mi? %10, %10, %1. Ne kadar güzel. Bu amca koşarsa buraya kadar koşabiliyor. Bu da buraya kadar koşabiliyor. Bunun bir kere doktorun yanına gelmesi lazım. Ben bu doktoru... Doktorum ve iki tane atıcım kaldı. Bu adamların bu kadar canı kaldı. Doktorun el bombası var. Ama doktorun el bombasıyla çok da yapabileceği bir şey yok. Doktoru biz geri çekelim. Şuradan bunu indirsin. Mükemmelsin. Her zamanki gibi mükemmelsin. Deborah hasar gördü ya. Deborah şuraya kadar geri çekilsin. Beyin gücüyle sevenlerini, beyin gücüyle dostlarını sevindiren. Kardeşimize biz ne diyelim biliyor musun? Jamal'a. Koş vur. Sonra da şuraya geçirelim onu. Sarı kalan bir tane adam var. Onu alır artık. Evet. They're falling back. Geri çekilmiyordur. Onlar pozisyon alıyordur. Aa, sapıttı. Şimdi medimiz bir önce şuraya gelsin. Şu kardeşimizi bir iyileştirsin. Sonra
Sonra arkadaşımızla ben çok çılgın bir hamle yapacağım. Tam bir intikam operasyonu yapacağım var ya. Normalde böyle şeyler yapmam ama bunu da yapmam lazım. Yapmazsam kendimi affetmem. İşte bu ya. Aferin kız, intikamını aldın. Keskin nişancı. At şuradan radarı içeri doğru. Girer mi radar içeri? Şuraya at o zaman. Bakalım oradaki nerelere gitmiş. Çok da bir yere gidememiş. Vallahi çok da uzaklaşa konuşamadım. Çok da uzaklaşamamış yani. Hepimiz böyle bir hızlı atılım yapalım. Ha sen bariz kaçıyorsun. Daha da gitti adam, gerçekten kaçtı. İçeride bir şey var mı? Yok. Sniper da onun peşine takılsın o zaman. Sen şimdilik burada dur, gözetlemeci olarak. Support da senin yanına gelsin. İki heavy de tombuluz lan biz diye bağıra bağıra ortadan gitsinler. Burada seni bekliyordum koçum ben. Ama gel gör ki benim attığımı vuramamak gibi kötü bir oyun var. Peki. Madem öyle yaptın, ben de seni kıramam. Buyur. Tam senin sevdiğin manzaralar bunlar Japon'a. Sen de kardeşinin yanına çık artık yani. Onu koru biraz orada. Biz o zaman bu kapıya doğru bir koşalım. Çünkü üstten doğru görüş açımız açıldı. Eğer bir şey olsaydı sağda solda her yanda görmemiz gerekiyordu. Sanırım bu kadının zırhı da çok hafif. Pisişik zırh dediğimiz zırh. Çünkü bilmiyorum tahmini tam şey yapamıyorum hani şu anda fikir yürütemiyorum ama sanki öncesinden daha hızlı koşuyor. Daha uzun mesafeye gidiyor. Var mı alien hareketi? Yok. Çok tetikte gitmem lazım. Durum çok ciddiye bindi. Ciddiye bindi. Bunlar da kapıdan çıkmadığına göre biz de çıkmayalım. Sen de silahını doldur madem bu tür ateş edemeyeceksin. Hepimiz aynı tur çıkalım abi. Tırsıyorum arkadaşlar. Tırsıyorum ya. Heriflerin elinde heavy lazerler, bilmem ne bombaları, güdümlü hödö hödö roketleri. Yanlış bir harekette var ya vesikalık fotoğrafımızı çekecekler. Ama bunu yapmayın. Ben sizi boşuna mı orada bekletiyorum? Çifte ıskacılar size. İşte sen ıskalarsın ama o adam ıskalamaz.
Artık vurdun neye yarar? Adam senin arkadaşını orada kevgir etmiş. Buradan devamı var mı? Yok. Sadece bu oda var. Tamam, görmeyi verelim o zaman o odayı. Bak, hem gideceğim yeri gösteriyor bana hem gitmiyor ya. Yok, ciddi arıza bu oyun. Abicim, neyini beğenmedin oranın anlamıyorum ki. Ha, görüş açısını mı değiştirmemi istiyorsun? Sniper kardeş, sen de gel şöyle. Ortaya da yok, gelme öyle. Öyle gelince fırladın. Ey kafayı. Bu kim? Jalal. Jalal, şuraya gel. Doktorcum, sen de artık şu oyundaki ikinci müdahaleni şuradaki heavy kardeşimize yapacaksın. Ver fısfısı. Evet, sıra uzaylılarda. Hocam sen bir silah doldur. Sen çok sıkmışsın. Sen de tetikte kal. Keskin nişancı. Silah doldur. Tetikte kal. Doktor. Şimdi önce keskin nişancıyı yürüterek bir hamle yapayım şöyle. Keskin nişancıyı buraya kadar yürütelim. Bakalım var mı ona hallenen. Yok. Celal. Celal, o zaman sen fırla. Devorah. Sen de Celal'i izle, bir şeyler öğrenirsin. Support vatandaş şu kapının karşısına kadar gitsin. Ha işte, şimdi sizler tetikte kalın. Adım adım ilerleyeceğiz, öyle birdenbire herkes dökülmesin. İşte orada birileri var. Şimdi güzel kardeşim sen fırla. Tadashi. Elizabeth, sen de onu yalnız bırakma. Kapı açıldığında kan gövdeyi götürsün istiyorum. Kapını şöyle yanlarına dizilelim. Sniper'cığım, sen de nerede dursan ki acaba şimdi? Çok da korunmasız bir yerde durmanı istemiyorum ama yapacak bir şey de yok. O kapı açıldı mı vuracaksın artık. Kardeşim, bu sefer de sen doldur silahını. Kardeş payı oldu galiba. Burası geminin sonu mu? Evet, burası geminin sonu. İçeriden ne çıkacak kim bilir. Allah bilir ne çıkacak. Bir şey varsa da içeride renk vermedi. Şuraya tarayıcıyı atalım. Oo. Hey maşallah. Çok korkunç şeyler olacak orada birbirimizi gördüğümüz zaman. Ben kan gövdeyi götürsün derken bu kadarını da kastetmemiştim yani. Orada the kan gövdeyi götürecek. Resmen adamı kenara yürütmeye korktum ya. Şu kenara dayarsa kafasına eğer onları görecek diye. Şu kırmızılılardan bir tanesini bayıldı ele geçirmeyi denesem mi acaba ya? Şimdi oraya şöyle bir sürpriz yumurtayla başlayalım biz.
Aa. Aa, terbiyesize bak. Daha birbirimizi görmedik diye vurmadı adamı. Görüyor musunuz? Böyle bir saldırıya izin vermiyorlarmış. Adamlar pozisyon almadan vurmamıza izin vermedi. Diğeri 81, 73, sonuncu 57. Her zamanki gibi. Sonuncu bizi üzdü. Peki ben böyle bir şey yapsam nasıl bir alanda benim etrafımda yakında bulunan tüm müttefiklerin zihin yıpratma ve panikten kurtararak iradelerini arttırır. Hocam sana biz çifte atış desek 66 ile vuruyorsun bunu. Abicim ben bir turda burada adamların çoğunu halletmem lazım. Of. Bu mükemmel oldu ya. Yani bu kadar neşelendiğim bir oyunu uzun süredir hatırlamıyorum. Mükemmel, mükemmel. Senin şimdi sıranı biz bir geçelim. Sen şöyle gel abi bir. El bombasını çek. Şuraya at. Hadi şimdi de saymada el bombasını göreyim. Ya. Sıradaki hepimiz. Ha, sıradaki evimiz el bombasını kullanarak gelmişti değil mi? O yüzden onu umursamadı. O da şöyle gelsin. %44, %64. Oh! Nasıl mutlu oldum, nasıl mutlu oldum. %95. Beyin gücüyle %44. Iskaladık. Güzel olmadı bu. Bu hoş değil. Peki. Başka adamımız yok zaten. Supportumuz şuraya geçse. Bombasını çekse. Ve son şakasını yapsa. İşte bu be. Zihin kontrolü yemeden, bir şey yemeden kurtulduk. Sen ne yapıyorsun acaba? Psikopat gibi dibimize kadar girdin. Oh, 15 kritik. Başka var mı? Neyse, doktorun son görevi belli oldu. Bu bizim geyik Hayashi. Doktor. İyileştir yavrum. Hayashi'yi kaç iyileştirebiliyorsun? Medikit kapsamında hedef bulunmuyor. Öyle mi canım? Şimdi birincisi sen zaten bir şuraya yürü. Sen bir şuraya yürü. Bayıltıcıyı şuna bir ekle bakayım. Hadi parmaklar çapraz. Sersemletme başarısız. Sniper vuracağın adam kim? Bu. Yok yok babacığım, sağ ol. Vuracağın adam o olmasın. Heavy silahlı kardeşim. Heavy silahlı Hayashi'yim. %43. %43. Bu adamları öldürmek gerçekten tam bir karın ağrısı. Beyin gücü. Yok, o değil kardeşim. Beyin gücü. %100. %100. Ver beyin gücünü. Mis gibi. Temizinden. Şimdi sen değil, sen. Bir şuraya gelsen. Aa, ben saçmaladım ya. Adamı bayıltma planlarımı suya düşürdüm. Bildiğiniz adamı bayıltma planlarımı suya düşürdüm.
saldıramayacağı kadar şeye yürüttüm adamı. Kötü bir yere. Sana artık buradan iyi bir ihtimalle vuruyor olmam lazım ya. O zaman sana da beyin gücüyle saldıracağız. Yapacak bir şey yok kardeşim. Aynen öyle. Yap bakalım hamleni. Bakalım. Neyse o da ıskaladı. Çok da ağlamayayım. Şimdi her şeyi sırayla yapıyoruz. İsimlerinden bakacağım. Kenji Yamada. Doktor. Lütfen şuraya gel. Medikitini çıkar. Jarali iyileştir. Jalal. Daha doğrusu önce sen. Hayır. Sen. Plazma tabancanı çek. Şuraya kadar yürü. Adama. Dört birime kadar hasar veriyormuş ya. Neyse o zaman. Acil durumda bunu kullanacağım. Şimdi. Jalal. Koş vur yapıp bununla ateş edebilir misin sersemletmeyle? Sanırsam edemezsin. Koş vur diyorum. Dibine kadar gir. Bütün amacımız bu adamı sersemletmek ya. Yok. Ateş edemiyorsun. İstemiyorum. Sen. Oy, biz bunları sersemletemeyeceğiz, belli oldu. Vur gitsin. Sen tabancayla vur o zaman. Oh. Bayağı eziyet çektirdi bize. Üç gün yaralı, üç gün yaralı. Geyik son seviyesinde aldı. Telekinetik alan. Düşmanın devam eden turu süresince hareketleri kısıtlayan telekinetik bir alan oluşturur. Gelen saldırılar işlevsizleştirilip saptırılır ve alan içinde bulunan hem düşmanlara hem de müttefiklere artı 40 savunma verir. Zihin kontrol. Bu çok zorlu psişik teknik eğer başarılı olursa 3 tur boyunca hedef kontrol altına alınır. Robotik düşmanlar etkilenmez. Soğuma süresi 5 tur. 3 tur boyunca hedef kontrol altına alınır. Telekinetik alan diyelim biz. Ben kimseyi kontrol almak istemiyorum. Adamımdan memnunum. Seri ateş. Flatör, muton, elit muton, berserk, eteral, elaryum, uzaylı alaşım silah parçası, UFO bilgisayarı falan filan. Bir sürü güzel şey kazandık. Bir sürü yeni oyuncağımız oldu. Ben önce gri piyasada, evet tahmin ettim ben onu. Ameliyathanenin ne işi var? Bir işimize yaramaz ameliyathane. Şimdilik. Araştırmada Angel zırhı var. Araştırma projesini değiştirdi. Bir şey yok. Füzyon lens hızlı. Hayalet zırh hızlı. Bu hızlı. Hepsi hızlı zaten. Ama silah parçası lazım 7 tane daha. Silah parçamız yok. Ben bu silah parçalarından yana hep şanssız çıktım. Niyeyse. Oh, 3 gün boyunca bizim bayağı sakin olmamız lazım. Angel zırh tamamlandı. Yeni araştırma. Arch Angel zırh üretim için müsait. Gelişkin havacılık projesi dökümhanede hazır. Arch Angel zırh. Gelişkin havacılık, Arch Angel zırh ve Hover Shiv gibi ufak hava sistemi tasarımlarının uçuş yeteneklerini arttıracağına inanıyoruz ki bu sayede çatışma sırasında maksimum uçuş süreleri önemli ölçüde artacaktır. Dökümhaneden yeni proje. Fusion Lens. Bir çeşit savaş uçağı sınıfındaki UFO'nun enkazından bazı ilginç malzemelere geçirdik. Şayet uzaylıların füzyon çekirdek teknolojisini daha iyi kavrayabilirsek daha fazla araştırmaya çok güçlü havadan havaya silah geliştirebiliriz. Hayalet sırf. Dur. Önce füzyon lensi araştıralım. Mühendislik dökümhane. Geliştirilmiş arkatıcısı. Yüksek sersemletme oranı işte. Biz bunu eşek gibi yapmazsak
Yap abi. Ver projeyi. Gemileri görüntüle. İblis 1 EMP, Kuzgun 5 lazer. İblis 2 EMP, Kuzgun 3 lazer. Kuzgun 2 buraya lazer. Hepsinde lazer. Şunları mühimmatı düzenle deyip lazer topu diyelim. Lazer topu, lazer topu. Buna da bir tane lazer topu verdiğimiz zaman tamamdır. Bir tane lazer toplu kuzgunumuz olmayacak. Olmayı versin o da. Interceptor diye bir şey siparişi bu saatten sonra olmaz zaten. Küfür ederler adama. Güzel. Siber dizgen kazımız da kalmamış. Demek ki bir yerlerde kullanıyormuşuz zaten biz onu. İsabet olmuş. Psychic test. Sonuçları gör. Hepsi yeteneksiz. Hepsi çöp çıktı adamların. Askerleri görüntüle. Rütbesiz adamım yok gibi bir şey benim ya. Hiç yok Allah için. Bunlar ne? Acemi asker. Lensi merak ediyorum. Füzyon lens. Füzyon lens üretim için müsait. Füzyon lens füzesi XCOM içinde mevcut olan en güçlü uçak savar silahıdır. Herhangi bir UFO'yu indirebilecek bir firestorm'a ihtiyacı var. Türkçeleri birazcık yalan olmuş ama anladığım kadarıyla silahta füzyon lens üretirsek alaşımımız var, mühendisimiz var, paramız var. Üret diyelim abi. Siparişi gönder. Bir de ben dökümhaneden yapabilsem gelişmiş ark atıcısı yapacağım ama silah parçam yok. Abi bu silah parçası bana ne çektirdi ya? Bu alandaki tecrübelerimize dayanarak görünüyor ki uzaylı birimi öldüğünde kendi kendine patlayıp parça tesirli şekilde tasarlanmış görünüyor. Bunların hepsini kalıntıların arasından elde edebiliriz. Adamları bayıltırsak demek ki 10 numara olacak. Füzyon lens. Şimdi lazer topu 85 şans, kısa, seri, alçak, orta, uzun, yavaş, yüksek, yüksek. %90 vuruş şansıyla. Kendi üzerinde ne var? EMP topu. Füzyon lensi verelim abi. Füzyon lenslerini verelim. Anladığımız kadarıyla gemilerden değil. Adamların üzerinden çıkıyormuş. Silah parçası. Bu durumda benim gemileri sağlam indirmeme gerek yok. Şöyle bakıyorum ben bir tane şey yapmıştım diye hatırlıyorum da. Atlat yapalım bir tane daha. İki tane daha hatta. Arch Angel Zırh. Ha, pardon ben de ne yapacaktım diyorum ya. Arch Angel Zırh. Bir tane üret. Kışla. Askerleri görüntüle. İyiyiz. Çok güzel. Geyik. Ekipman. Titan zırh. 10 sağlık bonusu. Yalıtımlı. Zehre karşı, ateşe karşı dayanıklı. Çevresel yangınlara karşı bağışıklı. Ağır zırh. 10.
Archangel 8, Arzır. Haritadan ilerlemek için uçuş modu. Her uçuş bir birim yakıt sarf eder. 6 birimlik yakıt taşıyabilir. Alışta geldik yükseklik bonusunu kazandırmaz. Şimdi Archangel çok spesifik ya. Titan asıl bizim işimizi görecek olan belli ki. Biz o zaman şöyle yapalım. Kenji Yamada var ya bizim elemanımız. Ekipmanda ona Archangel zırhını verelim. Support'umuz bizim. Yakışır buna ya. Japon da vallahi açtı zırh bunu. Beğendim beğendim. Bu zırh iyi. Bu durumda mühendislik, parça üret, satın al. Zırhtan Archangel zırhını oraya verdiğimize göre Titan zırhından üret. İki tane daha. Kışla da. Askerleri görüntüle. Geyikte Titan var. Jamal. Ekipman. Zırh. Titan. Ekipman. Devorah. Titan. Kadın vallahi geldi kondu direkt zırha ya. Çakal. Hilde Larsen'de zaten daha değişik bir şekil vardı. Vampirde ne var? Ekipman. İskelet giysi giysin bu da ya. 3 sağlık bonusu. Kabuk zırhta 4 sağlık bonusu be kardeşim. İskelet hep kötü galiba. Neyse. Sıradaki olayımız ağır silah platformuymuş. Ağır silah platformu projesi de tamamlandı. Kışlaya geldiğimiz zaman mı görüyoruz ağır silah platformunu? Hayır. Mühendislikte parça üreti satın aldığımı görüyoruz ağır silah platformunu. Hayır. Araçlarda görüyoruz. Üretebileceğimiz şey. Hover Shiv. Shiv üzerine ufak bir darbe motoru takılarak yapılan son modifiyeler araç engebeli arazi üzerinde uçarak manevra kabiliyetleri kazandı. Alaşımlı Shiv. Uzaylı alaşımları ile temel Shiv altyapısının entegrasyonu ile oluşturulmuş orijinalinden daha hafif, daha güçlü olan bir silah platformu tasarımıdır. Şasisi güçlendirilmiş bu Shiv çatışma alanında seyyar siperlik görevi olarak kullanılabilir. Normal Shiv. Zavallı en eziği. Bizde bir de dokümanda Shiv'in upgrade'leri vardı değil mi? Shiv lazer. Shiv plazma, Shiv onarım. Askerler Shiv'i onarabiliyormuş. Evet arkadaşlar. Bunlar da artık bir sonraki videomuza kaldı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenme yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar kendinize dikkat edin.